Herkese merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün balkon turu yapacağız. Balkonda hangi bitkilerim var? Bu balkonumun bir balkonumdaki çiçekler bahar mevsiminde balkona aldım ve oldukça havadar ve aynı zamanda 3-4 saat güneş gördüğü için oldukça keyifliler. Hallerinden, yerinden memnunlar. Şeflere bitkim var. Gördüğünüz gibi alıcalı ve düz olan. Bunlar henüz çok küçükler. Yeni fideler. Pembeli Ficus elistica, yani kavçuk çiçeğim var. Şöyle göstereyim. Bahçe sarmaşığım var. Bahar mevsiminde dikmiş olduğum. Şu şekilde. Evet. Kaç aydan beri suda duran, sadece yaprak olan hoyalarım, mum çiçeğim var. O şekilde yeşil kalıyor. Her gün bunları suluyorum. Gördüğünüz gibi bunlar var. Hedera heliximiz var. Sıcaktan oldukça keyifsiz kalan şeyler var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bir yaprağı toprağa düşmüş ve tekrar yeni filizlenme başlamış. Köklenme başlamış. Tekrar toprağa alacağım. Kökler görünüyor mu? Evet. Ve paşa kılıçlarım yine kalan şu. Evet. Böyle bir sukulent cinsi var. Ve paşa kılıçlarım. Bunlar bodur olan türden. Bunları bahar mevsiminde balkona aldım. Ve burası hem havadar hem de 4 saat kadar güneş gördüğü için yeni filizlenmeler oldu. Ve halinden oldukça mutlu görünüyor. Gördüğünüz gibi bol filizleri var. Şu şekilde. Bunlar boyunu uzamıyorlar. Bunlar sürekli böyle yeni yavrular, filizler vererek çoğalıyorlar. Bu kılıçlar güneşi ve havadar yeri, esintiyi gerçekten sevdiler. Bunu fark ettim çünkü havaların ısınmasıyla birlikte balkona aldığımda gayet yapraklarının rengi dahi değişti. Yani açık renge döndü ve daha canlı renge döndü yaprakları. Şöyle yılan kaktüsüm var arkadaşlar, gürültü için özür diliyorum. Gerçekten burası çok işlek olduğu için aynı zamanda çok gürültülü, her saat gürültülü. Gördüğünüz gibi suda bekleyen telgraf çiçeğim var. Ve Syngonium, bunlar bu 1-2 aydır suda, kökleri muhteşem. Toprağa dikmeye aslında hazır. Fakat havaların biraz serinlemesini, yani sonbaharda toprakla buluşturmayı düşünüyorum. Böyle aşkın gözyaşı var. Aşkın gözyaşı da bir internet alışverişinde hediye olarak gelmişti. Yeni filizler de burada görünüyor zaten, yeni yavruları. Rüzgarla birlikte toprağa dökülüyor ve tekrar yeni filizler, çelikler oluşuyor. Şöyle su kültüründe büyüttüğüm ve baktığım kılıçlarımı göstermek istiyorum. Bunlar da aynı keza hem sudalar, hem esinti var, hem gece serin oluyor, gündüz sıcak oluyor bu yörede. Oldukça yerini sevdiler. Şöyle yeni köklenmelerini ve filizlerini göstermek istiyorum. Kılıçlar gerçekten havadar, esintili ve güneşten oldukça hoşlanıyorlar. Şöyle 3 tane yeni filiz geliyor ve kökleri muhteşem. Şöyle bir tane daha var. Ben bunu kestim, suya koydum. Birkaç ay içinde bu şekilde hem köklendi hem de yeni filiz vermiş oldu. Boyuna uzayan kılıçlar. Şöyle su kültürünü aldım. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Yaprakları çok diri ve canlı. Çünkü sudan hoşlandılar doğrusu. Ben peynir kabına bile çiçek diktim, yılan kaktüsü diktim. Çünkü saksılar bana yetişmiyor. Sürekli bitki dikiyorum. Şöyle alamıyorum.
Yani çok fazla var ve aynı zamanda diri olduğu için gördüğünüz gibi yeni filiz içinde oldukça halinden ve yerinden memnun. Yine bakalım. Yeni filiz de bu şekilde. Kökler güzel gelişiyor. Suyu da gelişimine devam ediyor bu şekilde. Evet. Bir başka paylaşımda da diğer balkonumdaki bitkilerimi paylaşırım. O diğer balkonumda dolu. Daha çok kaktüslerim var. Japon şemsiyelerim var. Yine bir başka paylaşımda da bu balkonumdaki bitkileri sizlere gösteririm. İnşallah. Şu kılıcımı da tekrar suya koyduktan sonra bunları da sonbaharda tekrar toprakla buluşturmayı düşünüyorum. Havalar serinledikten sonra. Yine diktiğim böyle tavşan kulağı kaktüsüm var. Ve daha fazlası. Evet arkadaşlarım, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olarak bildirimleri açarsanız da bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi böylelikle de beni desteklemiş olursunuz. Sevinirim. Yine başka bir videoda buluşmak ümidiyle arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.